Evet sevgili izleyenler, dersimiz Yüce İslam tarihinden keşif notlarıyla devam ederken Kaytani'nin yanlışlarına cevap olsun diye tarihin, Yüce İslam tarihinin sağlam delillere dayandığı, bunlardan biri de hadis-i şerifler olduğu ve hadis usulü hakkında Kaytani gibilere bir hatırlatma olsun diye efendim burada bir hadis usulü hakkında bir özetleme yapacağız ki İslam tarihinin nasıl güçlü delillere dayandığını görsünler diye. Biliyorsunuz hadis-i şerif deyince önce ortaya bir ravi ortaya çıkar. Ravi hadisi senedi ile efendim sadece nakleden zat demektir. Bakın, bir hadisin hadis olması için onun bir senedi, bir tapusu vardır. İşte ravi bu senetle o hadisi rivayet eden, efendim nakleden zat demektir. Şimdi ravi buyken muhaddis kimdir? Muhaddis rivayet edilen haberin metnini ve senetlerini hıfzetmekle efendim beraber o haberde isimleri geçen zatların muayyen olan usulüne göre ne dereceye kadar itimada layık bulunduklarını da bilen hadis ilminde şeyh, üstad sayılan zattır. Görüyorsunuz, muhaddis, hadis ilminde şeyh, üstad sayılan zattır. Bunların dereceleri hafız, hüccet, hakim gibi dereceleri vardır. Bir muhaddis 100.000 hadisi metinleri ve senetleriyle birlikte hıfzeder. Senetlere dahil zatları hal tercemeleri cerh ve tadil bakımından durumlarıyla tanırsa buna hafız denir. Hadis hafızı. Hafızası 300.000 hadisi bu şekilde ihata ederse buna da hüccet denir. Peygamberimizin bütün sünnetini hıfz ve ihataya muvaffak olursa buna da hakim namı verilir. İşte görüyorsunuz Yüce Allah, Yüce İslam'ı kıyamete kadar bozulmadan sağlam delil ve esaslara dayalı olarak nice kıymetli elemanlar, İslam alimleri yaratılmıştır. Hadiste ancak adil ve zabıt olan ravinin rivayetini kabul etmişlerdir. Dikkat et. Yani hadis deyince bir defa adalet ve zapt sahibi olan ravinin rivayeti kabul edilmiştir. Ve yoksa başkaları kabul edilmemiştir. Adil fıskı fücurdan mürüvvete aykırı tutum ve davranışlardan uzak bulunan zat demektir. Zabıt ise hafızası
Efendim çok kuvvetli zat-ı muhteremdir. Ravilerin tabakaları da incelenmiştir. Birinci tabakada bulunanlar imam, hafız olanlardır ki bunlar hüccet sayılırlar. İkinci tabakada olanlar ise vehim ve galat, yanılma, efendim sezilenlerdir ki hadisler ekseriye sahihtir. Bunların naklettikleri hadisler sahihtir. Buna rağmen bunlar da ayrıca incelenmeye tabi tutulmuşlardır, sahih oldukları halde. Yanıldıkları hadisleri ise birinci tabaktakilerin rivayetleriyle düzeltilir ve kendileri birinci tabakaya katılır ve ittifakla makbul sayılırlar. Senetleri incelenip birinci tabakadakilerle incelendikten sonra üçüncü tabakayı teşkil edenler efendim rivayette münferit kalıp rivayetleri başka bir tarik ile kuvvet bulamayan meçhul kimseler olup bunlar üç kısma ayrılırlar. Adaletleri zahirde mevcut fakat batında meçhul bulunanlar, halleri bilinmeyen mestur kalanlar. İkincisi raviden başka muhaddislerce kim oldukları bilinmeyenler. Efendim adaletleri zahirde ve batında meçhul olanlar gibi ki bunlar bu kısımlarda incelenmişlerdir. A ve B fıkralarında zikredilenlerin rivayetlerini kabul edip etmemekte ihtilafa düşülmüşse de C fıkrasına girenlerin rivayetlerinin reddolunup merdudiyetlerinde ihtilaf yoktur. Bunlar reddolunmuştur. Dördüncü tabakayı teşkil edenler yalancı olmamakla beraber rivayetlerinde çokça yanılanlardır. Bu tabakada bulunan ravilerin de rivayetleri kabul edilmemiştir. Görüyorsunuz. Yüce İslam'ın alimleri yok, kıymetli yüksek alimler bak nasıl inceleyerek geldiler ve devam ediyor. Beşinci tabakada bulunanlar bid'at ehli olanlardır ki bunlar iki kısımdır. Bid'atları küfür derecesine varmayanlar, bid'atlarından dolayı tekfir olunanlar. Bu tabakaların da rivayetleri merduttur, mesmu değildir, reddolunmuşlardır. Ravilerden altıncı tabakadakilere gelince, bunlar yalancılıkla ve efendim hadis uyduruculuğu ile damgalanmış olanlardır ki böylelerinin rivayet ettikleri şey doğru da olsa asla sem'u itibare alınmazlar. Bunlar da tamamen reddolunmuşlardır. Bir rivayetin tezkiyesi ancak cerh ve tadil kaidelerini bilen bir muhaddis tarafından yapılacak olursa kabul edilir. Aksi takdirde o tezkiyeye itibar edilmez. Ravinin lehinde de aleyhinde de şehadet olsa aleyhinde bulunan şehadet nazara alınır.
kendisi veya hali meçhul ravinin rivayetleri kabul olunmaz. Peygamberimiz namına yalan irtikab eden kimsenin tevbe etse dahi rivayeti ebediyen merduttur, kabul edilmez, reddolunmuştur. Hadis ile uğraşmalarından dolayı ücret alan kimselerin rivayetleri muhaddislerden bazılarına göre kabul olunmaz. Bazıları ise çoluk çocuklarını geçindirmek kaydıyla bunu caiz görmüşlerdir. Bir hadisi dinlerken yahut rivayet ettiği hadis bir tilmizi tarafından okunurken uyuklamak kendisinin veya üstadının asıl nushasıyla karşılaştırmamış bir kitaba bakarak rivayet etmek gibi kayıtsızlıkları bulunan, sık sık yanılan ve elinde sahih bir metin bulunmayan, rivayet ettiği hadisin kendisi tarafından rivayet edilip edilmediğini kat'i olarak bilmeden hüküm veren kimsenin de rivayeti kabul edilmez. Cerh ve tadil kaidelerine göre ravilerin itimat derecelerini gösteren bir takım hususi vasıflar vardır. Raviler hakkında efendim Emsakun Nas, Esbatun Nas, Esbetun Nas ve ki insanların en çok itimat ve emniyete layık olanı gibi tabirler kullanılır. Onun gibisi de var mı filan da nasıldır diye sorulur mu gibi tabirler kullanılır. Yani raviler o kadar güvenilir, itimada şayan zat-ı muhteremlerdir. Ey iman İslam düşmanları! Ey cahiller ve ehli bid'atın adamları! Aklınızı başınıza alın da yüce İslam'ın kaynaklarının ne kadar sağlam olduğuna bir bakın. Red ve cerhi gerektiren hal ve hareketler, muhaddislerin raviler hakkında hükümleri mesnetsiz ve gelişi güzel değildir. Ravileri red ve cerha sebep olan hal ve hareketler de en hafifinden en ağırına kadar şöyle tespit edilmiştir. Su-i hıfz, bid'at, cehalet, muhalefet, vehim, fısk, gaflet, fuhş-i kalat, töhmet-i kizb ve kizb. Bakın bunlar tamamen bu vasıflar bulunan ravilerin rivayetleri üzerinde dikkatle durmuş muhaddislerimiz. Rastgele hiçbir hadisi senetsiz, cerh ve tadile tabi tutmadan kat'iyen almamışlardır. Sağlam olanlar alınmıştır. Vehim, ravinin mürsel veya munkatı olan bir hadisi vasletmek gibi isnatta yahut bir hadisi diğer bir hadis içine efendim ithal etmek gibi metinde yanılması veya mevsulü, mürsel, merfu, mevkuf olarak rivayet etmek, sika olan ravi yerine zayıf ravi zikretmek gibi bir hatada
bulunmasıdır ki buna vehim denir. Ravi'yi red ve celha sebep olan hal ve hareketlerden fısk, küfür, kisp, masiyet, günah gibi, efendim hak yolundan çıkmak, Allah'ın emrini terk etmek demektir. Fısk itikatta olursa bid'attan küfre kadar, amelde olursa tesahülden terke kadar gider. Ravi'yi red ve cerhe sebep olan hal ve hareketlerden gaflet, dikkatsizlik demektir. Gaflet, gafleti çok olan ravinin rivayetleri reddedilir. Fuhşi galat, çok gaflet ve fısk ile vasıflanmış olan ravilerin rivayet ettikleri hadislere efendim münker denir. Töhmeti kizip, yalancılık töhmeti altında olan ravinin verdiği haber iki derecelidir. Hadis rivayetinde yalan irtikab ettiği bilinmemekle beraber başkasından yahut kendisinden bahsederken yalancılığı belli olur ki böylesinin rivayeti merduttur, reddolunmuştur. Çünkü yalancılığa alışan bir kimsenin peygamberimizin hadisinde de alışkanlık dolayısıyla tesahül efendim göstermesinden korkulur. Böylelerinin naklettikleri hadise metruk ve efendim matruh denir. Dinin zarureten malum olan kaidelerine muhalif olup da rivayet yalnız kendisi tarafından vaki ise ortada diğer uydurma karineleri bulunmadığı takdirde bile sırf onun rivayette tek kalması hadiste yalancılıkla ithamına zanni delil sayılır. Rivayeti de uydurma rivayetler arasına katılır. Efendim kizip peygamberimize yalan yere hadis atfedip atıf ve izafe etmektir ki bu haramın en iğrenci, en çirkinidir. Bu hareket küfürden sonra en büyük günahtır. Hatta İslam alimlerinden bunu küfür ve dinsizlik sayanlar bile vardır. Muhaddisler böylelerinin daima karşılarına çıkıp yalanlarını yüzlerine vurmuşlar. O yalanları bir araya toplayarak Müslümanlara bildirmişlerdir. Hadis telakki ve nakil usulüne gelince, hadisi ahiz ve edaya gelince, bunun da efendim şöyle yolları vardır. Sema, arz, icazet, münavele, mukatebe, ilam-ı şeyh, vasiyet, vicadet gibi yolları vardır. Sema, ravinin bir hadisi, bir haberi kendi şeyhinin, ustadının ağzından işitmesidir. Arz, bilahere şeyhinden rivayet edilmek için ravinin hadisleri şeyhinin huzurunda okumasıdır. Bu surette şeyh asıl nushayı elinde
bulundurmakla beraber okunan hadisi hafızasından da takip eder. Yahut nusayı dikkatli bir efendim kari'in eline verir. Eğer okunan hadis şeyhin ezberinde değilse onu elindeki nushadan takip eder. İcazet efendim sema ve arz vuku bulunmaksızın muhaddisin hususi kaideleri dairesinde bütün yahut bazı rivayetlerini talibin rivayet etmesine izin vermesi demektir. Buna icazet denir. Münavele şeyhin rivayetine mezun kılacağı bir kitabı talibin eline vermesidir. Mukatebe şeyhin mesmuatını yahut bir veya birkaç hadisi hazır veya efendim gaib bir kimse için yazıp veya yazdırıp ona vermesi veya göndermesi demektir. İlam-ı Şeyh efendim bu da yine şeyhinle ilgili incelemelerle ilgilidir. Efendim vasiyet şeyhin rivayet ettiği kitap veya cüzü vefat ederken yahut sefere çıkarken bir şahsa vasiyet etmesidir. Vicadet bazı hadisleri ele geçirmesidir. Haberler ve çeşitleri konusunda bu da hadisi şeriflerle ilgili mütevatir habere haberle gelen hadisler haberi vahidle gelen hadisler diye kısımlara ayrılmaktadır. Yalan üzerine birleşmeleri adeten muhal olan bir cemaatin efendim görülmüş veya işitilmiş bir vakaya dair verdikleri habere mütevatır denir ve mütevatır olan haber hiç sözsüz kabul edilir. Yani itiraz yoktur mütevatır habere. Bu kesin doğruluk kazanan bir haberdir. Tevatürün bir takım belli şartları da vardır. Tevatür derecesini bulmayan habere ravileri müteaddit olsa dahi haberi vahid denir. Haberi vahid de ya meşhur, müsteviz yahut aziz veya garip olur. En az üç tarik ve isnatla naklolunan habere meşhur, müsteviz denir. Bir ravi bir hadisi Zühri ve Katade gibi rivayetleri toplanmış meşhur imamların birinden rivayet etmekte münferit kalırsa o hadise garip, münferit olan raviler iki veya üç olursa aziz, rivayet edenler bir cemaat olursa o hadis meşhur derecesine yükselir. Garip, tek şahsın rivayet etmekte yalnız başına kalan diğer raviler de efendim nazillerine rastlanmayan haber demektir. Buna fert de denilir.
Bunların da iki çeşidi vardır. Garip bir hadisin başka tariklerden de rivayet edildiği sabit olursa, gariplikten kurtulur, derecesine göre aziz veya efendim meşhur mertebesine çıkar. Meşhurun şöhreti ne kadar artarsa artsın tevatür derecesini bulamaz. Evet sevgili dostlarımız, o kadar güzel incelenmiş ki hadisi şerifler, tapuları ve senetleri en sağlam esaslara bağlandıktan sonra bir hadis hadis olarak kabul edilmiştir. Rastgele hiçbir hadis hadis olarak ele alınmamıştır. Herkes aklını başına alsın. Kaytani bu işten ne anlar? Hadis usulünden ne anlar? Adam haşlı zihniyeti ve İslam düşmanlığı ile ki tarihçi olunur mu? Bu bir kişinin ilim adamı olması için ilmin tarafını tutacak. Yoksa tarafsız olmayan, kin ve düşmanlık kusan insanların hiçbir bilgisine itibar edilebilir mi? Sahih olan hadisler de iki kısma ayrılır. Sahih li zatihi, sahih li gayrihi kısımlarına ayrılır. Bu hadisin sahih li zatihi olabilmesi için hadisin muttasıl isnatla rivayet edilmesi, evvelinden efendim müntehasına kadar ravilerin gösterilmesi, kendilerinin muhaddislerce de malum bulunması, raviler silsilesinde ınkıta kesinti bulunmaması. Yine hadisin senedindeki ravilerin istisnasız hepsinin adaletle maruf zatlardan olması, yani adil hesabından olmamakla tanınmış yahut adaleti meçhul olanlardan bulunmaması, adil hesabından olanların da öğrendiklerini hiç eksiksiz ve artıksız belleyen zatlardan olmaları, hadisin şaz olmayıp mahfuz ve maruf olması, her illet ve kusurdan salim bulunması şarttır. Bu şartlardan başka bir takım şartlar daha vardır. Bütün şartlar bir arada bulunmadıkça o hadise sahih denilmez. Muhaddisler sahih lizatihi'yi 7 dereceye ayırmışlardır. İnceden inceye hepsi incelenmiştir. İncelenmeden hiçbir hadis kabul edilmemiştir. Ey ilimle meşgul olanlar, bunu işi biliyorlar. Ey cahiller ve ehli bid'atın adamı ve iman İslam Allah'ın düşmanları, siz de ilimden, gerçek ilimden ve imandan nasibinizi aldıktan sonra konuşmaya başlayınız. İlmin, hakkın, doğrunun tarafını tutunuz. Şeyhin, yani Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri hadistir ki buna müttefekun aleyh namı verilir. Yalnız Buhari'nin tahric ettiği hadistir. Yalnız Müslim'in tahric ettiği hadistir. Bunlar derecelerine göre. Efendim
Buhari ve Müslim tarafından tahriç edilmemiş olmakla beraber bunların şartlarına uygun olan hadistir. Yalnız Buhari'nin şartına uygun olan hadistir. Yalnız Müslim'in şartına uygun olan hadistir. Efendim, Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olmamakla beraber diğer muhaddislerin şartlarına göre sahih olan hadistir. İşte görüyorsunuz, sahih hadislerin bunlar dereceleridir. Hasen olan hadisler de ikiye ayrılır. Bunlar da hasen li zatihi, hasen li gayrihi diye kısımlara ayrılmışlardır. Yukarıda izah edilmiş olduğu üzere başlıcaları şunlardır. Zayıf hadislerin başlıcaları. Mürsel, müdelles, mungatı, mudal, şaz, münker, mustarip, makbul, müdreç, muallel, metruk, mevzu. Bunlar zayıf hadislerin dereceleridir ve başlıcalarıdır. Mevzu zayıf hadisin tamamıyla merdut olanıdır. Gerek rafilerin adalet ve zabıtlarıyla ve gerek tercihi icap ettiren sair sıfatlarla en yüksek dereceyi haiz hadisler aşağı mertebede de kalanlardan daha sahih oldukları gibi böyle olan hadislerin isnatları da en sahih isnatlardan sayılmıştır. Muhaddisler isnatların en sahihlerini tespit ettikleri gibi onların en zayıf, boş ve batıl olanlarını da tespit edip bir takım bid'at ve dalalet erbabının bid'at ve dalaletlerini önlemişlerdir. Muhaddislerin bu dini gayret ve hamiyetlerindedir ki hadis, sünnet en ilmi esaslar dairesinde tespit edilmiştir. Görülüyor ki muhaddislerin yolu, fikir ve incelik yolu, ilim ve efendim mantık yoludur. Muhaddislerin bir şeye sahihtir yahut zayıftır veya şüphelidir efendim demeleri kaytani gibi öyle keyfe ve arzuya göre değil, ilme ve delile istinad etmektedir. Kaytani ise kin ve düşmanlığıyla hareket etmiş, gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmıştır. Muhaddisler kabul ettiklerini ilmen kabul etmekte, kabul etmediklerini de ilmen kabul etmemektedirler. İşte buradan kaytaniler ve onun gibiler gereken derslerini almalıdırlar. İnsanlık alemine efendim yalan yanlış gerçeklerin üzerini örterek, olayları saptırarak, çarpıtarak tarihçilik olmaz. Onun için sevgili dostlarımız, burada dikkatleri çekmek, yanlışlara doğru belgelerle cevap vermek için hadis ilminin ve hadisi şeriflerle yapılan verilen haberlerin ne kadar sağlam esaslara dayalı olduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Hak yüce İslam'ı en doğru şekilde
anlayıp öğrenen öğreten ve hakkıyla iman ve ameli salih sahibi olan kullarından eylesin. Gayemiz doğruları dost doğru olarak insanlığa duyurmaktır. Doğrunun, hakkın, hakikatin ve adaletin tarafını tutarak görev yapmaktır. Bu da Allah'ın rızasını ve cemalini talep etmektir. Bu dünyada doğru çalışmayanın yarın mahşerde hesabı çekilip orada ne kadar yanlışlara mahkum olacağı, o yanlışlar da onun başına bela olacağını unutmamalıdır. Dünyada özü sözü dost doğru olan, içi dışı ak ve pak olan kullarından eylesin. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.